Afiyet olsun canım. Teşekkür ederim. Cihan Bey, affedersiniz. Bunu görseniz iyi olur. Efendim Maide teyze. Azal, ne yapıyorsun kızım? Yatıyorum, hastayım, fena üşütmüşüm. Ne Maide teyze diyor? Geçmiş olsun. Şimdi ılık bir duş al, bir de limonlu çay iç. Sonra kalk bana gel. Nasıl geleyim Maide teyze? Hastayım diyorum. Evladım, böbrek ameliyatı olmadın ya, alt tarafı bir üşütme. Gel, konuşacaklarımız var. Yıldırım. Ama gelir misin? Oğlum. Sana söylemiştim. Dinle. Hazal'la Maide konuşuyor şu an. Gel sen bana gel. Hatice sana güzel bir çay yapar, zencefilli. İçine de bir kaşık bal koyar. Hiç iyicin kalmaz. Sana söylemiştim ama. Hazal'la Maide bir iş çeviriyor. Yeter ya. Yeter. İyice köle yaptınız beni. Hastayım diyorum. Nasıl geleyim? O sesini indir. Dikkat et benden konuşurken. Maide teyze. Evladım. Sen sevdiğin çocuğu öldürdün. Bıçakladın. Ben olmasaydım şu anda hapisteydim. Katilsin yani uzun lafın kısası. Bunu her seferinde sana hatırlatmam lazım. Tamam Yıldırım. Bir Hazal'la konuşayım önce. Hazal! Ozan? Ozan? Asun. Aa, Cihan bir merhaba demek yok mu? Asun merhaba. Dışarı çıkabilir misin sen Hazal? Cihan ne oldu? Asun izin verir misin? Otur kızım. Baba bir şey mi oldu? Oldu kızım. Ozan? İleride oturur musun? Ne oluyor? Söyler misiniz böyle geldiniz? Hazal'la çok önemli bir şey konuşacağız ya, tamam mı? Sen de dur şimdi. Ne yapmışım yine baba? Ne yapmışım? Kızım neler yapmamışsın ki? Hazal. Özgür diye birini öldürmüşsün. Ne? Aman Allah'ım. Ozan ne saçmalıyorsun sen? Anne bir sakin olur musun? Kızım. Kızım. Hazal anlatır mısın lütfen? Kızım. Tanem. Kızım sakin ol. Ne yaptım çocuk sana? Gerçekten yaptın mı böyle bir şey kızım? Ha? Kızım yaptın mı? Hazal. Özgür. Klibini çektiğin çocuk muydu? Kızım. Yaptın mı? Yeter artık.
Gerçekten saçmalıyorsunuz. Sizin kafanıza kim giriyor böyle? Kim uyduruyor bunları? Anne, hiçbir şey uydurmuyoruz. Cihan içeride. Al bak. Dinle. Al. Har. Maide teyze. Evladım. Sen sevdiğin çocuğu öldürdün. Bıçakladım. Ben olmasaydım şu anda hapisteydim. Katilsin yani uzun lafın kısası. Buna her seferinde sana hatırlatmam lazım. Kimin sesi bu? Tanıyor musun? Hadi içeri çıkalım. Azal. Azal, gerçeği anlatman lazım. Kızım. Ne yaptı bu çocuk sana? Hı? Kızım. Nasıl oldu kızım? Hadi benimciğim. Merak etme, bir şey olmayacak. Hadi güzel kızım. Ben Özgür'ü çok seviyordum. O da beni çok seviyordu. Ben öyle düşünmüştüm. O gün sana çok kızdım baba. Hisselerimi vermediğin o gün sana çok kızdım. Vermiyorum sana hisse falan. Tamam mı? Yok sana. Hisse de yok. Hiçbir şey yok sana. Kendine geldiğin zaman ne gerekiyorsa yaparım. Çık şunu dışarı. Eşyalarımı topladım. Özgür'ün evine gittim. Onunla yaşayacaktım. Öyle karar verdim. Beni evden kovdu. Defol git lan bu evden. Defol git. Oğlunu anlamadı. Git bir daha geri gelme dedi. Seni sevmiyorum dedi. Başka bir kız varmış bu. Ben baba olacağım dedi. O kızla evleneceğim dedi. Yerisini hatırlamıyorum. Bıçağı nasıl aldım, nasıl yaptım hatırlamıyorum. Baba bilerek olmadı. Yanlışlıkla oldu. Çektim gittim sonra. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Peki bu Maide'nin eline nasıl düştü kızım sen? Nereden tanıyorsun? Tanımıyorum. O beni buldu. Nasıl seni buldu kızım? Gittiğim bir pastane vardı. Orada karşılaştım. Gördü beni. Sen Cihan Gürpınar kızı mısın dedi. Evet dedim. Babamı tanıyor musunuz dedi. Başta çok tatlıydı baba. Çok iyi davranıyordu bana. Pastaneden çıkınca numaramı aldı, numarasını verdi. Bir şey olursa beni mutlaka ara, çekinme dedi. Azal, sen o kadar korkunç bir şey yaşıyorsun da niçin bize gelip haber vermiyorsun? Senin Maide'nin yanında ne işin var? Anneciğim çok korkmuştum, çok korktum. Ne yapacağımı bilemedim. O beni arayınca mecbur açtım, anlattım ona. O da ben halledeceğim dedi. Sen merak etme dedi. Git evine, kimseye de söyleme, belli etme. Ben halledeceğim dedi. Kızım bak, burası çok önemli. Kızım. Ben halledeceğim dedi. Nasıl halledeceğim? Bilmiyorum baba, bilmiyorum. Hallettim dedi. Başka hiçbir şey söylemedi. Kızım bir düşün, nasıl hallettin? Sormadın mı bir tanem? Sormadım.
sormadım baba, çok korkmuştum. Ben unutmak için çabaladım. Günlerce, aylarca polis kapıma gelecek, beni alacak, götürecek diye korktum ben. Sonra hiçbir şey olmadı. Sen bana hisselerimi verdin. Annenle Harun abi evlendi. Sen gittin. Ben de öyle yaşamaya devam ettim. Ama sonra beni tehdit etmeye başladı. Ver istediklerimi, yapmazsan seni polise veririm dedi. Hapislerde çürürsün dedi. Baba bıçağın üstüne parmak izlerin var dedi. Ben ne yapacağımı bilemedim. Yaptım istediklerini, yaptım. Kızım, senden ne istedim ben? Şirkette olup biten her şeyi, sözleşmeleri, belgeleri, her şeyi istedi. Ama baba yemin ederim ki çok önemli şeyleri atmadım. Kızım önemli değil. Versen de önemli değil. Dert değil. Başka ne istedi kızım sen? Evde olup bitenleri soruyordu. Annem de Harun abinin arası nasıl diye soruyordu. Seni soruyordu. Neredesin? Ne yapıyorsun? Bizi aradın mı? Dedemi sordun. Dedem aradı mı diye. Anne. Keşke ben ölseydim Özgür'ün yerine. Keşke ben ölseydim ya. Yana canım, hayatım. Ben nasıl? Üzme kendini. Harun, ben nasıl bir anneyim? Böyle annelik olur mu, söyleyebilir misin? Sen çok iyi bir annesin. Hayır, iyi. Lütfen, iyi bir anne falan değilim. Çok kötü bir anneyim ben. Çocuğumun neler yaşadığından haberim bile yok. Ya, tamamen kendi mutluluğumu düşünmeye başlamıştım. Hiçbir şey gözüm görmedi. Seninle evlilik hazırlıkları falan derken ben hiçbir şeyle ilgilenmedim. Çocuğum acımı çekiyor. Bir derdi mi var? Durgunluğu halinden anlamam gerekirdi. Hiçbir şey belli etmemişler Azmi. Bir şey belli etse anlardın sen de. Lütfen yapma, ne olur. Bu nasıl canavar bir kadın böyle? Bu nasıl bir düşmanlık? Kıza şantaj yapmış. Avcunun içine almış çocuk. Nasıl olabilir böyle bir şey? Sadece düşmanlık için. Cihan'a, bana, benim aileme sürekli zarar vermeye çalışıyor. Nasıl bir düşmanlık? Kızım, bana bak. Şimdi kalkacağız beraber, emniyete gideceğiz. Baba hayır, baba lütfen, götürme beni, götürme beni. Kızım, bunun başka çaresi yok. Gideceğiz polise, her şeyi anlatacağız bir tane. Tamam mı? Başka türlü bu işten kurtulamazsın güzel kızım. Baba hayır. Bunun başka yolu yok. Baba ne olur. Hazal, ömrün boyunca bununla yaşayamazsın bir tane. Yapamazsın. Bak her polis gördüğünde yüreğin hoplayacak. Havaalanına gidemeyeceksin, bir yere gidemeyeceksin. Sürekli aklında olacak. Asker görsen, polis görsen, bir şey olsa, ayağın takılsa hep aklına bu gelecek kızım. Ha beni götürdüler, ha hapse attılar. Güzel kızım benim. Kaçarsan daha beter olur. Bak kızım, bir sürü hafifletici neden var. Cesedi sen yok etmedin. Bir tanem mi? İşin içinde Maide var. En iyi avukatları tutacağım sana. Merak etme. Çok az bir cezayla kurtulacaksın. Söz veriyorum. Kaçarsan daha beter olur. Yaşayamazsın. Kaçamazsın kızım. Kızım bir suç işledin. Cezasını çekeceksin. Merak etme. Merak etme kızım, ben senin baban. Bir tane. Tamam. Sakin. Sakin ol kızım. Sakin. Merak etme. Hadi. Şimdi kalk. Yüzümü yıka. Kendine gel. İstiyorsan üstünü değiş. Tamam. Gidelim her şeye yatalım. Bu iş bizlik bir iş değil kızım. Bunu ancak polis çözer. Ne yapacağız? Şimdi Hazal'ı alacağım. Polise gideceğiz, anlatacağız her şeyi.
Can, Allah aşkına saçmalama. Ne polisinden bahsediyorsun? Kendi kızını alıp polise mi teslim edeceksin? Evet Dilara, başka çaresi yok. Hayır Can, başka bir yol bulmanız lazım. Dilara bununla yaşayamaz. Yaşayamaz. Her dakika polis geldi, asker geldi, o geldi, bu geldi. Can, nasıl yapabilirsin böyle bir şey? Cesedi o yok etmemiş. En az cezayla çıkacak. Hayır Can. Bununla yaşayamaz Dilara. Hayır, başka bir yol bulacağız. O nasıl? Bıçak bu adamın halasında. Ya götürürlerse ne diyeceğiz? O zaman tamam, bu şekilde hallederiz. Harun, lütfen gidip alır mısın? Bıçağı alır mısın Harun? Can, hiçbir şekilde kızımı göndermiyorum. Dilara. Hayır, göndermiyorum. Harun, gider misin lütfen? Bir suç işledi Dilara. Bunun cezasını çekecek. Bir şekilde çekecek. Kaçamaz. Sadece sevgi görüyorum. Şiddet değil abla. Annen sana yalan söyleme dediniz. Necip komiser gerçekten çok seviyordu seni. Özoğlu gibi. Özoğlu olmadığımı biliyor muydu? Biliyordu. Orhan'ın oğlu olduğunu da biliyordu. Ama yine de çok seviyordu seni. Sen onun canının parçasıydın. Nefesim diye severdi seni. Nefesim. Ben sana yalan söyledim diye kahroldum. Ama baban için yaptım Deniz, onu affet diye. Burhan da seni çok seviyor. Senin için canını verir, inan. Benim nefesim diye seven bir adamı öldürdü o. Öyle deme Deniz. Çocukluğundan beri horlanmış, itilmiş. Ancak korkutmayı bilen bir adamdı o zamanlar. Annene deli gibi tutkundu. İçeri düşmüş, kimsesi yok. Yaptı bir hata. Can aldı ama vicdan onu rahat bırakmadı. Seni arayıp buldu. Seni sevmese, bağrına basmak istemese niye arayıp bulsun? Bırak be Deniz, bırak. Geçmiş geçmişte kalsın. Çek üstüne bir sürü. Hepimiz öyle yapmıyor muyuz? Yoksa nasıl tahammül ederiz hayatı? Deniz bak, ben annenin en yakın arkadaşıydım. Etraftan gören tanıyan çıkar diye evinize gelip gitmezdim ama dışarıda görüşürdüm. Sen bana annenden yadigarsın. Bak, yemin ediyorum sabaha çıkmak nasip olmasın ki Burhan seni çok seviyor. Asiye unut. Babana bir şans ver. Deniz erken gelir de sorarsa hava almaya çıktı, gelecek dersin, tamam mı? Tamam, peki.
hazır. Kurabiye de yaptım. Bak. Gelmedi. Telefona da cevap vermiyor. Kim? Kim olacak Hazal? Aa, neden gelecekti ki? Ben istedim diye gelecekti Hatice. Hadi otur. Çığırından çıktı bu kız. Dik dik konuşmalar, ters ters cevap vermeler filan. Kulağını çekmek lazım. Mayda Hanım, bıraksan peşini. Gencecik çocuk. Ne? O gencecik dediğin kız adam bıçakladı. Ben kurtardım onu. Özgürlüğünü verdim. Şu kadar kıymeti var mı? Yok. İnsanda biraz vicdan olur. Oysa Hazal'ı yiyor, içiyor, geziyor. Ah! Keşke kurtarmasaydın da çekseydi cezasını. Keşke. E bırak işte peşini. Yazık, günah. Ne? Benim neler çektiğimi sen gözlerinle görmedin mi? Polisler karakola götürürken kahrolmadın mı? Bu yaşta karakollarda süründürdüler beni. İyi de Hazal mı yaptı? Sen niye bu kızdan çıkarıyorsun hıncını? Allah Allah! Ayol, sen kimden yanasın Hatice? Üçü birlik oldu diyorum sana. Böyle uzadı dili Hazal'ın. Neden? Harun'dan cesaret alıyor. Ama ben bilirim ona yapacağımı. Harun Bey'e. E konuşsaydı. Ne deseydim? Bu yaşımda beni karakollarda süründürdüğün için sana çok teşekkür ederim mi deseydim? Mahvettin halam, mahvettin. Hayatımın içine ettin. Ah. Hazancığım, istemeden kulak misafiri oldum. Çok üzüldüm. Ne yazık ki. Babam hala Hazal'ın yanında mı? Hmm, ya korkunç bir olay yani. Hala inanamıyorum. Asu, unut gitsin. Unutmak zorundayız yani. Unutacağız tabii. Hatta unuttuk bile. Biz bir aileyiz ve böyle şeyler aile arasında kalır. Bizim şimdi tek görevimiz Hazal'a destek olmak. Ona bu korkunç olayı unutturmak. Tamam mı? Emine Hanım. Buyurun efendim. Hazal'a söyler misiniz, çabuk olsun? Cihan, bu çocuk hapiste ölür diyorum sana. Dışarıda nasıl yaşayacak? O vicdan azabıyla nasıl yaşayacak? Cihan lütfen. Ne olursun. Halledeceğiz. Kaçarak olmaz. Bir çözümünü buluruz lütfen. Benim vicdanım el veriyor mu zannediyorsun Dilara? Çocuğu ne yapsa göndermeye! Cihan Bey. Cihan Bey. Hazal odasında yok efendim. Gitmiş. Nasıl odası yok? Kaçmış. Hazal. Ozan, sen niye bu kadar nefret ediyorsun kardeşinden? Çocuğun kardeşin o senin. Anne, saçmalıyorsun. Yıldırım. Hazal kaçtı, haberin olsun. Tamam. Cihan lütfen bul. Git bul şunu. Bulacağız, merak etme Dilara. Hazal'ın kaçmasına alışacağız. Bulacağız.
Buyur kızım. Şey, ben Ömer Bey'e bakmıştım. Benim? Sen? Ben Cansu. Gülseren'in öz kızıyım. Hastanede karışan kızı. Gülseren'in kızı. Sen maşallah kocaman olmuşsun. Bakayım bakayım şöyle. Hadi geç içeri. Geç geç geç. Çekinme. Ah Gülseren'im, ah canım benim. Kör bir kurşunla genç yaşta çekip gitti. Talihsiz talihsiz. Gelemedik cenazesine. Vallahi billahi geç haberimiz oldu. Gazetede okuduk. Ya. Sahi kızım, sen nasıl buldun bizi? Ben önceki evinize gittim aslında, orada söylediler. Peki sen önceki evimizi nereden biliyordun? Bir gün annemle oradan geçerken söylemişti annem dayımın oğlu burada oturuyor diye. Hatta merak ettik hala orada mısınız diye çaldık kapıyı da yoktunuz. Ya yok muyduk evde? İşteymişsiniz ya, komşunuz öyle demişti. Üskan abi. Doğru mahallede olduğuna emin misin abi? Kardeş işte Çukurçeşme Mahallesi Dere Sokak. Dere Sokak da haritada görünmüyordu, o yüzden sordum. Azmi şu arkadaşa bir soralım be. Tamam. Tıpkı Gülseren. Halam halam. Tıpkı halamın gençliği. Anneannene çok benziyorsun. Anneannem çok genç yaşta vefat etmiş değil mi? Evet. İkisi de genç yaşta vefat ettiler. Nur içinde yatsınlar. Peki bir hastalığı falan var mıydı? Yani biliyor musunuz? Vallahi pek iyi değildi. Bir şey vardı ama anlamadık. Nasıl yani? Elleri titriyordu. Yürüyemiyordu. Sen yaşlardayken bir titreme başladı halamda. Baş belası bir kocası vardı. Bardak kırdın diye döver. Elin ayağın tutmuyor diye döver. Bir gün uğradım. Yürüyemiyordu. Bacakları kilitlenmişti. Gençtim o zamanlar. 15-16 yaşında. Hemen babamı aradım. Halamın durumu çok kötü dedim. Tuttuk hastaneye götürdük. Tahlil falan yaptılar. Bir şey anlamadılar. Beyin şeyi çekmemiz lazım dediler. 3 ay sonra gün verdiler. Fakat kısmet olmadı. O vakit kaybettik. Abi, rahmetli de bu hastalık varsa ne olacak ki? Azmi bir ağzını hayra aç ya, yoktur. İnşallah yoktur. Abi, sokak bu. Numara kaçtı? 27, dön. Tamam abi. Annenin kaderi de anneannene benzedi. İkisi de genç yaşta vefat ettiler. Nur içinde yatsınlar. Güzel kızım, Allah sana uzun ömürler versin. Çayın soğudu. Tazeleyim çayını. Yok yok. Ben kalkayım. Çok teşekkür ederim. Otur otur. Hiçbir yere gidemezsin. Bırakmayız seni. Hayır gerçekten benim çok işim var. Ben her şey için çok teşekkür ederim. Yalnız ben sizden bir şey isteyeceğim. Buraya geldiğimi kimse bilmesin olur mu? Aramızda kalsın. Babam falan gelir de anneannemin hastalığını sorarsa hiçbir şey söylemeyeceksiniz. Benim için çok önemli. Tamam mı? Lütfen. Ama... Burası Azmi. Aynen abi burası. Ben geliyorum kardeşim. Tamam. Özkan geldi. Hayırdır inşallah. Tamam. Ne olur unutmayın. Benim için çok önemli. Hiçbir şey söylemiyorsunuz. Tamam mı? Hiçbir şey söylemiyorsunuz. Lütfen. Merhaba Ömer abi. Hayırdır Özkan? Abi 2 dakikan var, bir şey konuşmak istiyorum seninle. Geç ol. Sen bizim evin yolunu bilir miydin ya?
Ömer abi ne deseniz haklısınız. Yani şimdi hayat koşturmacası şu bu derken... En son Gülseren'i bırakıp gittiğinde görüşmüştük değil mi? Abi Gülseren demiyor. Son pişmanlık fayda etmez. Ben onun değerini bilemedim. Boş ver şimdi bunları. Şimdi bunca yıl sonra affedin beni demeye gelmedin herhalde. Yok abi. Abi bir şey soracağım. Sor. Abi sizde aileden geçen bir hastalık var mıydı ya? Nasıl ya? Yani işte buna genetik diyorlar ya. Gülser'in annesinde ya da babasında. Baba tarafında öyle bir şey duymadım. Halamda... Evet. Şey... taş düşürmüştü birkaç kere. Ama bu da aileden geçen bir şey değil diye biliyorum. Yok abi, böbrek gibi bir şey değil. Başka bir şey. Yani ne gibi? Ya böyle el ayak titremesi falan var mıydı? Yok. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Öyle bir şey olmadı. Genç yaşta öldü zaten. Hem sen bunu niye soruyorsun ki şimdi? Yok abi. Başka bir mevzu var da daha sonra konuşuruz. Arkadaş bekliyor, ben gideyim abi. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Yenge. Yine gel Özkan. İnşallah gelirim. Abi hayırdır inşallah. Ailede bir şey yokmuş Azmi. SMS'e mi be abi? Dur bir Cihan'ı arayayım ya. Ha Cihan, Ömer'i buldum. Güzel. Harika. İki tarafta da bir şey yokmuş. Sadece Gülser'in annesi işte bir zamanlar birkaç kere böbrek taşı falan düşürmüş. Özkan, çok sevindim. O zaman genetik bir şey değil. Özkan, genetik bir şey değilse? Yani sorun yok. Belki de geçmiştir bile hastalığı. Doğru söylüyorsun. Özkan, iyi düşün. İyi düşün ki sorun. Hiç iyi olsun kardeşim. Tamam. Hadi görüşürüz. Tamam, hadi kolay gelsin. Genetik değilse geçici diyor ya. Doğru söylüyor. Bak gördün mü? Sabahtan beri üzüldüğüne değdi mi? Evet ya. Geçici, kesinlikle geçici. Ailede de bir şey yok. Şöyle be abi. Oh be, neşem yerine geldi Azmi. Acayip acıktım sen. Ben de aynı abi. Kurtlar gibi. Oğlum sağlam bir kokoreççi biliyorum. Gider miyiz? Gitmez miyiz abi? Ayranlar benden. Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Ben nasıl bir iyilik yaptığınızı anlatamam gerçekten. Tamam mı? Ne olur, ne olur unutmayın. Aramızda kalacak. Ben gene gelirim. Çok sağ olun. Senle kap geldi istemiştim. Ara ara bulamamıştım. Oo, sürpriz. Canan Gürkan var. Bir çay kahve hemen. Ayşe'nin ilkokul defteri. Bunu söylüyordum Hatice'ye. Sen nasıl bir insansın Nalan? Nasıl? Hiç mi içi sızlamıyor? Aynaya nasıl bakıyorsun? Sen bakıyorsan ben haydi haydi bakarım. Bana duyduğun kimseni ayak tutuyor değil mi böyle? Ama o kimseni çürüttü, mahvetti. Zerre insanlık kalmamış içinde. Zerre. Beni öldürmeye kalkarken ufacık çocuğu öldürdünüz. Ufacık. Bana istediğini yapabilirsin Nayda. Bin kere deneyebilirsin. Çocuklarımdan uzak dur Nayda.
mesele Hazal demek ki. Hazal. Senin derdin benim mi? Hazal'ın bir günahı var. Madem. Ne? Peki sen benim evlatlarımdan ne istedin? Ha? İki tane fidan gibi kızı kara toprağa verdim ben. Nasıl ayakta duruyorum zannediyorsun? Evet. Dediğin gibi kinle. Sana duyduğum nefret beni hayatta tutuyor. Yaşlı insansın. Beni içinden çıkar. Yapma. Şimdi o bıçağı tatlı tatlı ver. Bu mesele kapansın. Sen evlatlarımın başına gelmiş bir lanet. Can. Sen de karın. Çocuklarımı mahvettiğin yetmedi. Şimdi karın yeğenimin hayatını karartıyor. Hayda. O bıçağı verir misin? Vermiyorum o bıçağı. Vermeyeceğim. Çok korkuyorsun değil mi? Kızın başına bir şey gelecek diye çok korkuyorsun. Evet. Şimdi anladın mı evlatlarımın başına bir şey gelirse diye korkmak ne demek? Kork kork. Bunlar daha iyi günler. Gecenin sabahlara kadar uyuyamayacaksın. Benim çocuklarımı nasıl benim elimden aldıysan ben de seninkileri alacağım. Ben buna izin vermeyeceğim Mayda. Göreceğiz. Hiçbir şey yapamayacaksın Mayda. Hiçbir şey. Bu kinle ölüp gideceksin. Torununla mutlu mesut yaşamak varken. Kerim Han. Ay. Ah. Ay Beril Hanım sen miydin? Benim. Ha. Şunu Mercan evine götürür müsün? Ha. Şimdi mi? Bugün mü? Yok, yarın Kerim Han. İyi, yarın şey değil. Tabii ki bugün Kerim Han. Ha. Ne bu? Sana ne Kerim Han? Götür ver. Ya şey için sordum hani içinde değerli bir şey varsa ona göre dikkat edeyim diye. Kadın bekliyor Kerim Han. Hadi, hadi götür ver. Olur. Neymiş? Alt tarafı ucuz bir katalog. Alt tarafı ucuz bir kataloğu beni postacı gibi kullanıyor, kuryer gibi kullanıyor. Benim bir değerli bir elemanı. Öf yürü 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 şimdi. Teşekkür ederim. Ozan. Efendim. Hazal'ı gördün mü? Kardeşim Hazal bugün biraz rahatsız. Niye? Şunları gözden geçirecektik de beraber. Sonra beraber bakarız sana tamam mı? Tamam. Nasıl olur ya? İnanamıyorum. Ben de inanamıyorum Yıldırım. Kızım bir insanı bıçaklamış. Bir insanı bıçaklamak ne demek yani? Bunun acısıyla yaşamış. Mahidenin elinde oyuncak olmuş çocuk. Ben nasıl babayım ben? Kendini bu kadar yüklenme. Sen de o sırada Ayşe'nin acısıyla çırpınca fark etmem lazım Yıldırım. Anlamam lazım kızımın böyle bir şey yaşadı. Baba yapma artık. Kendini suçlama lütfen. Kimi suçlayacağım o zaman? Ha oğlum? Bunun suçlusu annen de benim oğlum. Eğer Hazal'la yeterince ilgilenseydik bunlar olmazdı. Mahide bıçağı vermedi değil mi? Vermedi. Bir koz geçmiş eline Yıldırım. Beni mahvetmek için ama kızımı kullanıyor. Verir mi hiç? Hazal'ı bulup karakola gitmemiz lazım. Ha Ozan, arabada GPS yoktu değil mi? Eminsin. Yok abi. Olsaydı bulurduk zaten. Bank. Çoktan hallettim.
kredi kartları, bütün hesapları inceleme altında. En küçük bir para hareketinde hemen yeri tespit edilecek. Güzel kızım benim. İnşallah başka bir delilik yapmaz. Baba, nereye? Bilmiyorum oğlum. Oturamıyorum. Oğlum, bana bir sarılır mısın? Kendin ne olur, her şey düzelecek. Asuman nasıl düzelecek? Cihan'ı duymadın mı? Kendi çocuğunu polise götürüp teslim edecek. Dilara, Allah aşkına yapabilir mi böyle bir şey? Yani aklından duyuyor mu yani? Kendi öz kızına kıyabilir mi? Hayır, tabii ki hayır. Gel buraya. Her şey düzelecek, her şey düzelecek. Sahilde hafif bir öğlen yemeği. Aliye, he? Ne? Kaza mı geçirdi? Ablam kaza mı geçirdi? Ay, beyin kanaması. Acile mi yapıldı? Ben hemen geliyorum, tamam. Hemen geliyorum. Ya kardeşim, ablam beyin kanaması geçirmiş. Benim hemen gitmem lazım. Çok geçmiş olsun hanımefendi. Hemen yetişmem lazım. Ya yüce Rabbim, yüce Rabbim. Şu kadın son nefesini vermeden ben yetişeceğim. Yetişirsiniz hanımefendi ama önce hesabı alabilir miyim? Ne? Yemediğim yemeğin hesabını mı alacaksın benden? Yeseydiniz efendim. Buyurun efendim, 571 lira. Kaç, kaç, kaç? 571 artı garsoniyer. Şu iki tane, iki yaprak, yeşil yaprağın üzerine attığın... Neydi o? Ahtapot. Ahtapot. Yaz 100 lira. İki tane ekmek, bir tane zeytinyağı. Yaz 100 lira. Ya insan mı soyuyorsunuz siz? Yok kardeşim, yok. Ben bunları ödeyemem. Biri yedi. Orada duruyor. Hanımefendi ama lütfen. Aha bak, şişt, gel buraya. Al şunu bak, şişt, koy cebine, tamam mı? Sen bu yemekleri zaten başka müşterilere kakalarsın. Bırak geçeyim çocuk. Bırak. Olmaz hanımefendi. Ya olmaz niye? Ödeyemiyorum işte. Katta yok, şey de yok, ödeyemiyorum. Ne oluyor efendi? Bu nasıl bir lüks restoran? Bu nasıl müşteri hizmeti? Bu nasıl bir yer Allah aşkına? Şöyle zevkli zevkli yiyelim, tamam mı? Bir beyaz örtü eksikti. O da o da oldu, tamam. Sen yemek programlarını hiç kaçırman televizyonda. Bir evlenelim seninle. Sana daha ne yemekler pişireceğim ben? Bak bu yemeği de televizyondan öğren. Hayırdır inşallah, yine Keriman arıyor. Ne var Keriman, ne var ya? Şurada Engin'imle ağız tadıyla bir yemek yemeyecek miyim ben? Ya ne ağız tadı Hacer ya, ağız tadınız baksın senin de Engin'in de. Bana bak, beni dinle. Bir kağıt kalem al, diyeceklerimi yaz. Söyle, yazıyorum. Köybaşı Caddesi, Daryol Sokak. Neresi bu adres? Ya sana ne neresiyse. Al 500 lira, çık çabuk gel, acil. 500 lira mı? Yok, 1 milyon lira. Keriman sen kafaya mı yedin ya? Ben nereden bulacağım bu parayı? Kız mahsur kaldım diyorum. Yemediğim yemekleri bana ödetmeye çalışıyorlar. Yine sosyal medyada resim paylaşmak için girdin bir yerlere değil mi? Kız bir like'lar alacağım, sorma lan. Şimdi ben 20 like oldum. İyi işte, o like'larla ödersin o yemeğin hesabını o zaman. Bak beni böyle yarı yolda bırakma Hacer. Hadi Allah versin, Allah versin. Bana bunu yapamazsın Hacer. Bak çok fena olur. Hacer! Hacer!
endişeliyse Cansu iyileşecek değil mi lan? Öyle de herhalde abi, ayıp ediyorsun. Kesin iyileşecek kızım bu. Prensesim. Ablam arıyor. Gene gereksiz bir şey için kes. Bak istersen abi ya, önemlidir. Ne var lan? Özkan ablacığım neredesin? Spa'dayım, spa'da. Sanrı'dan çıktım, şimdi Tayland masajı yaptıracağım. Yaklaşık 8-9 tane Taylandlı kadın var. Oh, inanamazsın. Özkan, sana vereceğim adrese acilen 500 lira al gelsene. Tabii ablacığım, ne demek ya? Peki keş olmasa olur mu, nakit olmasa? Çek getirsem. Dalga geçme ablacığım, beni burada şey tuttular, rehin tuttular. Bırakmıyorlar gideyim. Dalga geçmem de ne yapayım ben? Gene like alacağım diye bir restorana girdin. Söyledin yemekleri, sonra çıkarken yakaladılar değil mi? Şimdi bir hafta o bulaşıkla yıkadı aklın başına gelsin. Ya yıkamaya yıkarım da bırakmıyorlar Özkan, bırakmıyorlar. Oh, iyi yapıyorlar canıma da işte. Özkan beni yarı yolda bırakma, kurban olduğum. Haydi çık gel Özkan. Hayır Özkan iş. Allah'ım manyağı. Abi ruh hastası ya. Takmış like almaya, like da like, like da like, like da like. Lan 10 tane like alacaksın da ne olacak? Başın göğe mi erecek? Ruh hastası ya. Sıkma canını, boş ver yemeğini. Birer tane daha söylüyorum. Usta iki yanımda. Sağ ol İnce. Afiyet olsun. Sen yemiyor musun? Yok, ben yemeyeceğim. Sen Deniz'i gördün mü bugün? Yok. Görmem mi lazım? Yok canım, öyle sordum. Ben evi derledim, topladım. Akşam için yemek de hazır. Sen bir yere mi gidiyorsun? Benim tavanda bir akıntı vardı. Ustalar bugün gelecekmiş, gideyim ben. Ya sen niye uğraşıyorsun böyle şeylerle? Bizim çocuklara söyleriz, birini alır götürür yaptırırlar. Yok, yok, ben hallederim. Ya halledersin, halledersin de benim içime sinmez. Sen ustayı ara, tamam mı? İptal et. Ben hallederim. Tamam, sağ ol. Sen de bu evden çok çektin ha. Boşu boşuna kira veriyorsun. Ne yapayım, mecbur. Sen buraya mı taşınsan acaba? Buraya mı? Bu eve. Olmaz mı? Alo. Baba, bazen bir kız sosu istedim. Niye getirmedin hala? Madem ödedik. Getiriyorum efendim. Yiyelim. Hoş geldiniz efendim. Afiyet olsun Keriman Hanım. Burhan Bey hoş geldin. Hocum, şu borçları bir topla. Bir de menü getir. Tabii efendim. Ay Burhan Bey, vallahi beyaz atlı prens gibi yetiştin. Sen gelmesen ben ne yapacaktım? Mahvolmuştum burada. Ne demek Keriman Hanım? Lafı mı olur? Ay çantayı açtım çantada. Bir de cüzdanım yok, şok oldum. Hiç başıma böyle bir şey gelmemişti. Bugün de iş yerinde, yani şeydi, iş çoktu. Kafa, matematik, hesap der. İnsanlık hali olur. Hepimizin başına gelir. Maşallah. İştahsızsınız galiba. Ay yok, bir arkadaşla birlikte yiyorduk. Arkadaşın da ablası merdivenden düşüp beyin kanaması geçirince o acilen gitti. Ben de ziyan olmasın diye onunkinden de yiyordum. Tabii tabii, ziyan etmemek lazım. Hanımefendiye ver onu. O sessin. Ay yok, ben daha bir şey yiyemem. Programa kadar doydum Burhan Bey. Ben de tokum. Tatlı yiyelim o zaman. Aa, çok güzel bir fikir. Çikolatalı sufle. İki tane çikolatalı sufle, kahveyi de istiyorum. Benimki az şekerli. Sizinki sadeydi değil mi Burhan Beyciğim? Peki efendim. Unutmamışsınız. Hiç unutur muyum? (Gülüyor)
Hoş geldiniz. Deniz geldi mi? Daha gelmedi. Poşet alayım ben. Yok yok hafif. Cansu nerede? Yukarıda odasında. Bir türlü. Oldu. Video izleyelim. Ne var? Aşkım ne gerek var? Alt tarafı böyle ya. Aa! Tamam. Hı. Sen yap o zaman. Yapamam mı sanıyorsun? Yap. Gevşek yapma ama çok da sıkma, rahatsız etmesin. Tamam. Aşkım seni o kadar çok seviyorum ki. Bebeğimizin altını değiştirmeyi çok iyi öğrenmen lazım Deniz. Can Bey, dışarı çıkıyorum. Bir isteğiniz var mı? Bahtiyar, ben yokken Hazal'ın durumu nasıldı? Yani psikolojisi falan. Can Bey, siz gittikten sonra ilk başlarda çok kötüydü. Sonra düzeldi. Yani iyi değildi. Tamam, sağ ol Bahtiyar, sağ ol. Meselerden bakın, çevreye bununla bakın. Bakın işte. Harun. Kaldırın ortalığı ayağa. Bulacaksınız kızımı. Bıçağı aldın mı alandan? Harun, cevap verir misin? Dilara Erdoğan. Evet, benim. Bir imza rica edebilir miyim? İyi günler. Bu? Bu mu? Alan arıyor. Efendim? Kızım, ben sandığın gibi bir canavar değil. Harun bu yaştaki halasını karakollarda süründürecek kadar vicdanını kaybetmiş olabilir ama ben kaybetmedim. Genç bir kızın hayatıyla oynayacak değilim.
sadece Hazal'a iyilik etmek istemiştim. Maide Hanım. Kapat. Harun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hazal'ın geleceğini kurtardın. Hayatını kurtardın. Çağatay. Buyur Maide teyze. Evladım şunu güvenli bir yere sakla bakayım. Hatice. Hah gel. Şu çocuklara söylesene siklamen saksıları vardı. Şuraya dizsinler. Gözümüz gönlümüz açılsın biraz. Ha bir de yeri bir yara bandı ver de bana değiştireyim bunu. Derin kesmişim. Sen ana ne oldun? Şeytan mı girdi senin içine? Nasıl bir canavara dönüştün sen ya? Ben tanıyamıyorum seni. Nerede benim tanıdığım o merhametli, bütün ailemin yardımına koşan Maide Erkoç nerede? Sen gencecik bir kızın hayatıyla nasıl oynarsın? Şantaj yapmak ne demek ya? Niye hala niye? Hala mı soruyorsun? Bak arkana bak! Bak! Niyeymiş? Sen bir zavallısın artık. İçindeki nefretin çürüttüğü bir zavallısın. Thank you.
Gel Can, gel. Özgür Eraslan. 25 yaşında. Ana baba ayrı. Babanın adresi bile belli değil. Annesi doğal olarak kayıp başvurusunda bulunmuş. Hazal'ın bize söylemiş olduğu tarihten bir hafta sonra. Ortada ceset yok. Tabii ortada ceset olmadığı için otopsi raporu da yok. Hatta tutanak bile yok. Sadece kayıp başvurusu var. Tabii bu da sıkıntılı bir durum. Hazal'ı kurtaracağız yavrum. Yeni avukatları bulacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız, kurtaracağız. Ama önce bulup emniyete gitmemiz lazım. Teslim olması gerek yani. Teslim olması lazım yavrum. Cihan. Teslim olmayacak, hayır. Olacak Dilara. Cihan, hayır. Dilara. Başka çaremiz yok. Mahalledir Ankara'ndaki... Cihan, dur. Aldım ben bıçağı. Nasıl aldın? Aldık işte. Harun gidip halletti, getirdi. Yani elimizdeki tek kanıt oydu. Ne yaptın? Ne yapacağım? Elimde mi tutacağım? Denize attım. Dilara, kızımız bir cinayet işledi. O bıçak bizde olsa ne olur, olmasa ne olur? Neyi değiştirir? Çok şey değiştirir Cihan. Çok şey değiştirir. Çocuğumuz hapiste mi çürüyecek? Senin vicdanın buna nasıl el veriyor? Dilara, vicdanım acıyor. İçim parçalanıyor ama yapacak başka bir şeyim yok. Kızımız bir cinayet işledi. Cinayet! 25 yaşında bir çocuk. Dilara, hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Yapamayız. Yapacağız Cihan. Yapmak zorundayız. Hiçbir şey olmamış gibi davranmak zorundayız. O bizim çocuğumuz. Ne yapacak bu çocuk içeride? Bizim hiçbir suçumuz yok Cihan anne baba olarak. Var. Asıl suçlu sen de benim Dilara. Çocuğumuzla ilgilenmedik. Başıboş bıraktık. Sen kendi hayatını, ben kendi hayatımı yaşadım. Lanet olsun. O zaman niye her şeyin bedelini çocuğa ödetiyoruz, söyler misin? Cinayet işledi. 25 yaşında bir çocuğu öldürdü. Hazal bu vicdan azabıyla nasıl yaşayacak? Yaşamış zaten Cihan. Bir yıl boyunca yaşamış. Maide ona her gün eziyet çektirmiş zaten ve bu çocuk ömür boyu yaşayacak bununla, yetmez mi? Cihan lütfen. Bu çocuk ömür boyunca bununla yaşayacak zaten, yetmez mi? Cihan ne olursun, yalvarıyorum sana. Lütfen. Lütfen bu çocuk içeride yaşayamaz. O yaşayamazsa ben de yaşayamam, anladın mı? Allah korusun, böyle şeyler sorma. Nerede, ne yapıyor onu bile bilmiyoruz. Gidip bulur musun lütfen? Kendine bir şey yapacak şimdi. Çok korkuyorum, ne olursun. Can, yalvarıyorum sana. Yalvarıyorum lütfen. Baba, Hazal'ın arabasını bir rentekarın önünde buldum. Galiba buradan araç kiralamış. Aradaki sahibin geliyor. Sağ olsun. Birazdan öğreneceğim her şeyi. Arayacağım seni. Tamam oğlum, haber bekliyorum. Tamam. Hadi görüşürüz. Hemen ara, oldu mu çocuğum? Hadi görüşürüz. Dilara, ne oldu? Buldunuz mu yoksa Hazal'ı? Yok yok. Hiçbir yerde yok. Ortada. Canım benim. Üzme kendini bu kadar. Ne kadar kaçabilir ki canım? Önünde sonunda gelecek eve. Sen çıkabilirsin. Al canım. Sakinleştirici bir şey de ister misin? Hı. Emin misin? Ver istedim. İyi misin peki Dilara? Nasıl olabilir Masuma? Ya olduğu kadar işte. Kızım eve gelsin daha iyi olacak.
Aşacağız bunları Dilara. Cihan'ı ikna edeceğiz. Hazal normal hayatına devam edecek. Cihan ikna oldu zaten. Öyle mi? Polise ihbar etmeyecek yani. Hayır. Buraya. Ama ben sana dedim değil mi? Yani sonuçta babası öz kızını hapse attıracak değildi ya. Ah, çok iyi. Ama bu olayın asla duyulmaması lazım Dilara. Farkındasın değil mi? Yani biri duyarsa falan, hele basın kulağına giderse Azal'ın hayatı mahvolur. Nasıl yani? Çok büyük bir sır bu Dilara. Korkunç bir sır. Aile içinde kalmalı. Yani biri duyarsa, sonra gidip ihbar ederse hapsi boğlar kız. Kim ihbar edecek mi şansı? Canım yerin kulağı var, belli mi olur? Ağzımızı çok sıkı tutmamız lazım. Sen bana bir şey mi söylemeye çalışıyorsunuz? Söylemeye çalıştığım şey çok açık Dilara. Evet, bence de çok açık. Benim anladığım, sen beni memnun et. Ben de konuşmayayım, susayım. Dilara gerçekten çok haklısın. Yani aklından bile geçmeyen şeylerle suçluyorsun yine beni. Asma, seni tanıyorum. Senin eline bir sır verdik mi kolay kolay kurtulamayız. İnanamıyorum Dilara. Gerçekten inanamıyorum. Ben burada seni teselli etmeye çalışırken... Hazal'ın şu durumundan bile faydalanmaya çalışıyorsun. Kesinlikle faydalanmaya çalışıyorsun. Ben senin kredi kartlarını ödeyeyim. Nakit akışını gerçekleştireyim. Arabanı alayım. Sen de rahat et. Asuma. Vazoyu kırdığın anneme söylemeyeceğim. Harçlığını bana verdiğin biri geride kaldı. Dikkat et. Kaybettim de telefonunuzu kullanabilir miyim acaba? Tabii. Teşekkür ederim. Allah'ım inşallah doğru hatırlıyorumdur. Tabii tabii var. Tamam, hemen bakabilir miyiz? Tabii. Çıktı. Çakmak köyü diye bir yer. Neresi peki orası? Tekirdağ civarında. Tamam. Bana lokasyon atma şansınız var mı? Numaramı yazayım bana. Tabii. Yalnız hareket etmiyor. Nasıl hareket etmiyor? Yani araç hareket halinde değil, durur. Başına ne yapıyor abi?
Azal. Mithat. Tamam, geçti. Buradayım artık. Mithat, çok korktum. Çok korktum. Buradayım, tamam? Hiçbir şey olmayacak. Korkma. İyi misin? Mithat, çok teşekkür ederim. Sen olmasaydın ne yapardım bilmiyorum. Ben o anda kimi arayacağımı bilemedim. Bak, ben buradayım. Sana kimsenin bir şey yapmasına izin vermeyeceğim, tamam mı? Kimsenin. Anlatacak mısın şimdi ne oldu? Gerçekten anlatamam. Ne olur sorma. Peki, tamam. Ailenin haberi var mı senin burada olduğundan? Sakın. Bak, sakın söyleme. Söyleyeceksen gidiyorum ben. Tamam, hayır hayır. Okey, söylemeyeceğim. Tamam. Aç mısın? Ya burada ne işi var Azal'ın abi? Abi başına bir şey gelmedi inşallah. Kafayı yiyeceğim ya. Ozan, benzini bitmiş abi arabanın. O yüzden terk etmiş burayı. Yürü, yürü. Hemen en yakın benzinciye gidin. Dur. Alo. Ozan. Efendim kardeşim. Acil değilse sonra konuşalım mı? Ya bir şey soracağım. Hazal'la ilgili bir durum mu var? Evet abi, var. Var. Onu arıyoruz hatta. Bir şey mi biliyorsun? Ne oldu? Ozan, Hazal bende. Ama şu an içeride iyi ve uyuyor. Abi geliyorum, evdesiniz değil mi? Hayır hayır, gelmeyin. Bak, rica etti benden, kimseye söyleme diye. Şimdi güvenini... Mithat, geliyorum abi. Hadi görüşürüz. Efendim Ozan? Baba, Hazal Mithat'laymış. Tamam, iyi mi? İyi iyi, merak etme. Ben şimdi Mithat'ın yanına geçiyorum, kolumu atacağım sana. Tamam oğlum, hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Aşkım. Bırak bırak bırak, ne yapıyorsun? Tamam, hallederim ben. Harun, saat kaç oldu, bu kız nerede? Kimseden bir cevap çıkmıyor. Bulacağız hayatım, bulacağız. Tamam, güçlü ol. Güçlü ol canım. Ne zaman, ne zaman bulacağız? Dilara! Cihan arıyor. Cihan mı? Alo Cihan? Alo Dilara. Hazal'ı bulduk, merak etme. Mithat diye bir arkadaşındaymış bizim şirketten. Cihan, çok şükür. Çok teşekkür ederim Cihan, çok teşekkür ederim sana. Nasıl peki, iyi mi? İyiymiş, iyiymiş, merak etme. Ben de şimdi oraya gidiyorum. Ha, tamam. Korkmuş mu çok? Korkutma ne olursun. Yani sakinleştir, ondan sonra da getir.
gideceğim ben. Tamam. Hadi. Artık anlatmak ister misin? Hiç mi anlatmayacaksın ya? Nazan, bana güvenebileceğini biliyorsun değil mi bak? Belki bugün anlatırım. Ama şu an değil, ne olur zorlama. Tamam. Kendini ne zaman hazır hissedersen ben dinleyeceğim seni. Ya hiç hazır hissetmezsem? O zaman benden sakladığın bir sırrın olur. Nazan, bence bir Ozan'ı ara. Neden? Bak, baban seni çok merak etmiş. Söyledin mi yoksa burada olduğumu? Tabii ki söylemedim ama sabah Ozan beni aradı. Ne dedi? Seni görüp görmediğimi sordu. Tabii ki söylemedim. Ama her yerde seni arıyorlar, ölmüşler meraktan. Bak Hazal, onlar senin ailen. Aranıza ne geçti, neler oldu hiçbir fikrim yok, hiçbir şey bilmiyorum. Ama iyi olduğunu bilmeye hakları var. Hiç değilse bir ara, iyiyim de o kadar. Hadi bak, lütfen benim için. İstemiyorum. Hapse girmek istemiyorum. Ne olur beni anla. Hazal. Canım kızım. Sen artık kendi kararlarını verebilecek yaştasın bir tanem. Ben senin iyiliğini istiyorum bir tanem benim. Ama yine de sen bilirsin. Bence biraz daha düşün kızım.
Belki kahvaltıya bile yetişirsin. Cihan, Cihan, Cihan. Ay nasıl bir eski kocaysa artık. Bir türlü hayatınızdan çıkamadı, gitti. Bir zaman çıkacakmış hastaneden. Belli değil abi. Karaciğeri iflas etmiş diyorlar. O kadar içersen olacağı bu tabii. Vedat'tan da tahsilat yapılacaktı. Ben gideyim istersen. Sen depoda kal. Malları karşıla. Git şimdi. Peki abi. Kerimhan ne yapmış la dün? Halletmiş mi? Neyi lan? Oğlum lokantada mahsur kalmış ya la. Seni de mi aradı? Oğlum sen çıkartıp falan vermedin değil mi para falan? Lan neyini vereceğim ben? Bende metelik mi var? Allah Allah. Hacer'den istedi. Hacer'den mi istedi? Hacer gene mi buradaydı kardeş? Bakıyorum ayrılamıyorsunuz. Hı? Bak sana söyleyeyim. Demedi deme. Yakında siz yüzükleri takarsınız ha. Abuksu bu konuşma lan. Yalan mı lan? Romantik serseri. Bak Özkan. Bak o kadınla konuş, bir daha buraya gelmesin. Şurama geldi. Yetti lan, yetti artık ya. Bana ne oğlum? Yüz vermeseydin de gelmeseydi. Allah Allah. Ben mi verdim lan yüz? He? Başıma sardınız kadını. Allah'ın cezası. Bak bir daha bu dükkana gelirse var ya, kapıdan içeri almam oğlum. Kovarım. Trafikten kontetti. İstemem, yan cebine koy diyor ne? Yap. Onu bunu bırak sen. Kerimhan ne yapmış? Bunu söyle bana. Ne bileyim oğlum ne yapmış? İnşallah hiçbir şey yapamamıştır o. Bir hafta bulaşığı yıkar. İnşallah. Oo, dünürün arıyor. Bu adamı sana taktı kafayı. Al bak. Buyur abi. Alo. Özkan. Ne haber? İyi abi ne olsun? Aynı. Biraz bana gelsene. Hayırdır abi? Bir şey mi oldu? Yok yok. Muhabbet ederiz azıcık. Gelin tamam. Hazan nerede? İçeride. Merhaba Mithat. Merhaba Cihan Bey. Anneciğim. Kızım bizi çok korkuttun. Ben de çok korktum. Babacığım. Güzel kızım. Hadi gidelim evimize bir tane. Evimize gidelim. Hadi. Sağ ol Mithat. Rica ederim. Bir teşekkür ederiz. Kızım bu mu? Mithat tekrar teşekkür ederim. Yardım ettiğin için, beni misafir ettiğin için. Lafını bile etme bunu. Görüşürüz. Görüşürüz. Tekrar teşekkürler Mithat. Kızım benimle gel istersen. Cihan, görmüyor musun çocuğunun halini? Evine gitsin dinlensin. Hadi kızım sen bin arabaya. Güzel kızım. Eve git biraz uyu dinlen tamam mı canım? Sonra konuşuruz. Korkma sakın. Tamam. Ben varım yanında. Tamam. Çok teşekkür ederim her şey için. Ben en yakın zamanda uğrayacağım sana. Oh güzel kızım ya. Hadi. Bu çocuk o eve mi gelecek şimdi ya? Ne demek şimdi bu? O Harun denen herif o Maide cadısının yeğeni. Siz evcilik oynarken bak çocuk ne hale düşmüş. Maide cadısının yeğeni dediğin kişi benim kocam. Unutuyorsun herhalde Cihan. Unutmuyorum. İstemiyorum az onun orada kalması. Ya böyle ayaküstü bunları mı konuşalım? Burada mı konuşalım? Tamam peki. Tamam hadi sen de sonra konuşuruz. Tamam. Tamam.
Aferin. Aç bakayım ağzını. Hadi elini al babacığım, elini al öyle. Ya Harun, öyle harika bir çocuk bu. Öyledir, öyledir. Harikadır benim oğlum. Al babacığım, al. Aç ağzını. Ama sen de harika bir babasın. Efendim, kim arıyordu? Ha, anladım, kredi kartlarım için. Evet, biliyorum iptal edildiğini. Hanımefendi, borcum olduğunu biliyorum herhalde. Ayrıca müsait misiniz, değil misiniz diye sormadım. Şu anda müsait değilim ben. Sonra arayacağım sizi. Hanımefendi, gün içinde arayacağım sizi dedim. İyi günler. İyi günler. Ne oldu? Hah, yok bir şey. Al şu. Boş ver Harun. Zaten evinize kalarak yeterince yük oluyorum size. Bir de şimdi dertlerimle. Diğer kartlarını iptal mi etti adam? Bak, durumumu toparlar toparlamaz gideceğim zaten buradan. Daha fazla yük olmaya niyetim yok size. Bir şey sordum Asu. Cevap verir misin? Diğer kartlarını iptal mi etti adam? Evet. Ek kart çıkarttığı için iptal ettirmek de onun elinde tabii. Hayır, bana bu kadar düşman olacak ne yapmış olabilirim ben? Gerçekten bilmiyorum. Bugün bir hesap aç. Numaranı yolla, ben hallederim. Hayır, hayır, hayır. Hayır, Harun, katiyen olmaz. Ya benim yüzümden Dilara ile aranızın bozulmasına izin veremem. Dilara'nın bilmesine gerek yok. Harun, sen gerçekten çok iyisin. Çok naziksin bana karşı ama biliyorsun ki Dilara... Dilara'nın sinirleri çok bozuk bu aralar. Cansu'nun hastalığı perişan etti onu. Üstüne bir de Hazal'ın durumu eklenince sana karşı da iyi davranmıyor, farkındayım. Ama senden rica ediyorum. Ona karşı biraz daha anlayışlı ol. Ha Sema'cığım, yumurta hazırlar mısın Hazal'a? Hazal! Canım, seni evde görmek bu kadar güzel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kızımı aldım, evine getirdim. Hazal, hoş geldin hayatım. Hoş bulduk Harun abi. Al babacığım, alıyorum. Sen niye yediriyorsun kahvaltısını? Emine Hanım nerede? Ben istedim, tamam. Harun abi, teşekkür ederim. Şeyi almışsın Maide'den. Artık o evde kalmasını istemiyorum. Gidip alacağım kızımı onu. Bu madenin ne yapacağı belli değil. Bıçağı istemeye gittiğimde gözlerini bir görecektin Yıldırım. Kin, nefret fışkırıyordu gözlerinden. O kadın rahat durmayacak. Korkuyorum Hazal'a bir şey yapacak diye. Bıçağı Harun'a verdi, öyle değil mi? Harun'la ne planlıyorlar bilmiyoruz ki. Belki o da planın bir parçası Yıldırım. Bir de Selma Hanım'ın söyledikleri aklıma hiç çıkmıyor Yıldırım. Selma Hanım mı? O kim? Ya tekleme geldi dedim ya kadın. Harun Dilara'yı gerçekten sevdiği için mi evlendi yoksa senden almak için mi evlendi dedi. Yani eğer öyle bir ihtimal varsa Dilara'nın da hayatı tehlikeli Yıldırım. Ki öyle bir ihtimal var. Bir gün huzur yok Yıldırım, bir gün. Thank you.
Halam geldi Aydın'dan. Kocasını, çiftini, çobanı bırakmış, bize geldi. Bir sene kaldı bizde. İyileştirdi bizi. Sonra Cihan çıktı ortaya. Biliyorsunuz, hayalle nişanlanacaktı. Yanlış anlama Hazal'cığım. Niyetim eski defterleri açıp babanı suçlamak değil. Ben kapadım o mevzuları. Annenle evlendiğimiz gün kapadım. Barış istiyorum ben. Huzur istiyorum. Halamı anlatmaya çalışıyorum sana. Harun abi, ben bunları konuşmak istemiyorum gerçekten. Biliyorum canım, biliyorum. Biliyorum. Keşke başına bunlar geldiğinde bana gelseydin. Harun abi, bir sıkıntı oldu. Bir hata yaptım. Halanın eline düştüm deseydin. Kurtarırdım seni. Hazal'cığım. Şimdi bak beni iyi dinle. Bundan sonra en ufak bir şey yapmaya kalkarsa halan, ufacık bir şey, yani şüphe bile duyarsan önce bana gelmeni istiyorum. İlk önce bana gelmeni. Annenin hatırı için rica ediyorum senden bunu. Halam sana eziyet ederken haberin bile olmadığı için çok özür diliyorum senden. Dünden beri arıyorum, ulaşamıyorum. İşte miydin? Neredeydin? Sana bir haberim var. İnanamayacaksın. Ben hala şoktayım. Bizim Hazal eski sevgilisi. Halil Bey, ben burada olduğunuzu bilmiyordum. Affedersiniz. Merhaba Aslan Hanım. Ne hoş bir geliş böyle. Hoş geldiniz, buyurun. Siz de hoş geldiniz. Hoş geldin Aslan. Ya Candan. Böyle habersiz geldim ama aradım seni kaç kere, ulaşamayınca da merak ettim. Hayatım son. Telefonum suya düştü. Sabit attım da yok. Ay yapma ya. Neyse. Ben rahatsız etmeyeyim. Siz iş konuşuyorsunuz sanırım. Ben daha sonra gelirim. Yok. Durun. Sen artık yabancı değilsin ha. Su ekibin bir parçasısın. Ekibin mi? İngilizcem iyi demiştin değil mi? İyiden öte. Başka bir dil var mı? Yani Fransızcam da iyidir. Güzel. Kongo'da kaybolmam, yolumu bulurum diyorsun yani. Kongo? Evet. Arada bir oradan da teslimat olur. Elmas işi değil ama biliyorsun orada Fransızca konuşuyor. Yardım, zümrüt, mümrüt, yeşil. Ya uğraşmaya değmez. Halil Bey, biz devam edelim isterseniz. Cape Town demiştiniz. Aynı kişiyle mi irtibat kuracağım? Geçerli pasaportun var mı? Tabii ki var. Güney Afrika'ya vize alman kaç gün sürer? Vize almama gerek yok çünkü Amerikan pasaportum var. Süper. Bu sefer teslimatı Asuman yapacak. Ama Halil Bey, bakın ben hiç... Hani çalışmak istiyor demiştin ha? İşe ihtiyacı var demiştin, getirdin. Dalga mı geçiyorsun benimle? Hayır canım, niye dalga geçeyim? Tabii ki istiyor. Evet tabii istiyorum. Tabii ki çalışmak istiyorum da. Hayır, ben sadece şey için söylüyorum. Anladığım kadarıyla... O zaman... Anladığım kadarıyla siz bu iş için Candan'la anlaşmışsınız. Kim diyor onu? Anlaşma falan yok. Bu sefere sen gidersin. Bir dahaki seferine Candan gider. Senin içinde bir sorun yok sanırım. Yok tabii ki, yani siz nasıl uygun görürseniz. İyi. Anlaştık o zaman değil mi Asu? Halil Bey bakın ben gerçekten... Kuryelik ücretin 25.000 dolar. 25.000 dolar. Teslimat tarihi belli olunca haberin olur. Candan sana ayrıntıları anlatır. Hadi ben kaçtım.
Bir akşam yemeğe çıksak ya. Bugün başlıyorum herhalde. Öyle konuşmuştuk. Emin değilim Selma. Öyle mi? Peki. Sen bilirsin. Sana ne iş vereceğimden emin değilim. Sen. Söyler misin? Ben gerçekten yapamam bu işi zaten. Yapamayacak bir şey yok Asucuğum. Elmasları takıp takıştırıyorsun, uçağa biniyorsun. Sonra inince doğru Halil Bey'e gidip teslim ediyorsun. Bu kadar. Çalıştı. Yaşasın. Ve bozuldun ama. Hayır canım, bozulmadım. Emin misin? Ay bozulmadım Asu. Sen esas şu meseleyi anlat bana. Ne yapmış Azam? Azal eski sevgilisini öldürmüş. Ne? Ne? Bizim Hazal kızımız eski sevgilisini bıçaklayarak öldürmüş. Peki cinayeti örtbas eden kim? Cihan tabii ki. Hayır. Maide Erkoç. Ne diyorsun? Gerçekten şoktayım. Ben de senden farklı durumda değilim. Ama Maide niye Hazal'a böyle bir iyilik yapsın? Kullanmak için. Bulantın var mı kızım? Hafif, sabahları. Merak etme kızım, geçecek hepsi. İkinci üç ayından sonra hiçbir şeyin kalmayacak. Cansu mu? Çok selam söyle. Bir ara gelsin de bebek odası tasarımlarını göstereceğim ona. Bak Beril çok selam söylüyor. Bir yere gelsin diyor, bebek odası tasarımlarını göstereceğim diyor. Gelirim. Sen de söyle. Söylerim. Dilara mı? Cansu mu? Benden de selam söyle. De ki halacığım çok özledim. Ha, özlediğimi söyle. Çok özledim. Tamam Kervancığım, söylerim. Halan da selam söylüyor kızım. Cansu, baban söyledi. Genetiğinizde yokmuş yani. Gülsel'in genetiğinde herhangi bir hastalık yokmuş. Çok sevindim. Evet, öyleymiş. Ben de çok sevindim. Cansucuğum, ilaçlarını içiyor musun kızım? İhmal etme. Tabii ki içiyorum anne. Bak lütfen ihmal etme. Kullan onları. Aklım sende kalmasın Cansu. Hı? Öpüyorum seni. Sonra yine arayacağım, tamam mı? Tamam, bay bay. Ay iyiymiş, çok şükür. He? İyi miymiş? İyi, iyi Kerivan. Uşası gören yerini bilen bu. 1 milyon TL ne demek ya? Maide. Ya bu ne manyak bir kadın. Babam gördü mü bunu? Cansu, sen bırak şunu. Yanlıştır herhalde. Boş ver. Ay, inanmıyorum.
biz gibi mermer atölyesi var. İşlet, Allah'a da şükret değil mi? Ama yok. Adamın gözü aç. Kim aklına girdiyse gitmiş iki tane otobüs almış. Otobüslerden biri gece Adana'ya giderken sen kamyona kafalama gir. Otobüs pert tabii. Tazminat, mazminat filan adam bitik. Ay salak vay. Dur, dur daha dur. Adamın bir tane Rus sevgilisi vardı. Büyükçekmece'de bir tane villa satın aldı kadına. Kadın villayı satıp kayıplara karıştı. Allah'ın malı. Bazılarında da hiç beyin olmuyor. Hiç yoksa piyasaya 20 milyon borcu var. 7 milyonu bana. Şimdi gelmiş, abi ben bu borcu ödeyemem diyor. Ulan bana mı sordun Rus'a para yedirirken? Doğru diyorsun. Vallahi beni bağlamaz. Ben paramı isterim dedim. İyi demişsin abi. Abi sana doyum olmaz, ben kalkayım çünkü dükkanda işler beni bekliyor. Otur. Otur. Başkan, şimdi ben diyorum ki bu iş senin olsun. Hı? Nasıl yani? Sen hallet. Abi ben ne anlarım ya? Anlamayacak bir şey yok Özkan. Bak adam bu. Vedat Yılmaz. Silah da bu. Sen benim işimi hallet. Ben de senin bana olan 400 bin borcundan 20 binini sileyim. Yok abi ben yapamam. Yaparsın, yaparsın. Abi yapamam, ben ne anlarım silahtan filan ya? Yapacaksın Özkan. Hem ben sana adamı öldür demiyorum ki. Gideceksin silahlı adamı korkutacaksın. Sonra bana paramı getireceksin. Abi beceremem. Elime yüzüme bulaştırırım sonra. Niye beceremeyesin Özkan? Zamanında yemedin mi böyle atları? Hem korkacak bir şey yok Özkan. Gideceksin. En fazla adamın topuğuna sıkacaksın. Abi o zamanlar gençtim. Tamam bir sürü psikopatlık, bir sürü arıza yaptım da şimdi yapamam. Çocuğum var abi. Özkan bu ne? Hı? Gene mi unuttun senet imzaladın? Ben sana o parayı babamın hayrına vermedim Özkan. Yapamam. Ne ya? Gene mi bana kafa tutacaksın ha? Basıp gidecek misin gene? Yok öyle Özkan. Seçimini yap. Ya bu ya da bu. Neredesin lan? Ha? Araba boyadan yeni geldi. Yapacak bir ton işimiz var. Neredesin oğlum, saat nerede? La başlatma saatine. Allah Allah, işimiz vardı herhalde. Keyfimizden mi gelmedik? Tamam oğlum sakin ol lan. Neyin var lan senin? Ne bu hal? Engin bana soru falan sorma kardeş. Şu anda sana açıklama yapacak durumda değilim. Tamam mı? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Özkan abi biraz konuşalım mı? Ya Deniz şu anda müsait değilim. Sonra konuşsak. Ol abi o zaman. Şimdi konuşuyorum. Hayırdır kardeş? Abi hayır mı şer mi sen söyle. Senin babanla ne işin var? Babanla ne işin var? Ne işin olacak senin babanla? Bir işim yok. Bizim evden çıkarken gördüm seni. Evet. Sonuçta dönürüm ya. İki çift muhabbet ettik. Ne olacak ki bunda? Abi. Bana yalan söyleme.
Onun evinden çıkarken gördüm seni. Ya Deniz, yok diyorum sana bir şey. Yok, Allah Allah. O elindeki silah ne o zaman? Ne silahı ya? Ozkan. Bu ne abi o zaman? Deniz yapma kardeş. Abi o şerefsiz vermedi mi bu silahı? Ne istiyor abi sen? Deniz karışma. Abi bak, kurban olayım sana. Anlaman lazım. Benim baba bildiğim adamı öldürdü. Benim annemi ölümüne sebep oldu. Evet. Rahmetliymiş. Öz babamı öldürmüş annemi. Abi başım belada. Sadece senin değil. Onun etrafındaki herkesin başı belada. Lütfen anlat bana. Cansu'nun hamile olduğunu öğrendiğim gün. Sevinçten yerinde duramıyordum. Daha sonra o anda tamirhaneye canavar gibi bir araba geldi. Aynı uzay gemisi. Ben de heyecanlıyım ya işte, dayanamadım, geçtim direksiyona. O gazla bastım gittim. Birkaç tur atıp geri dönecektim. Bir anda kontrolü kaybettim, bodoslama bir ağaca girdim. Ne? 400 bin liralık araba pert oldu. Sahibi de mafya bu arada. Ne yapacağım diye kara kara düşünürken bir anda Burhan abi çıktı karşıma. Tamam Özkan, kafaya takma oğlum, hallederiz dedi. Evet, ne bileyim, dönürüm ya. İyi niyetle karşılıksız verdi zannettim. Ne bileyim, kucağına düşeceğim. Sonra çağırdı işte, senet imzaladı. Abi tamam dedim, ödeyeceğim. Ama Deniz, paraya bak, öde öde bitmez ya. Resmen köşeye sıkıştı. O da bunu anladı tabii, sonra beni kullanmaya başladı işlerini. Ne gibi işler bunlar? Ufak tefek işler işte. Git şunu şuraya götür. Git bilmem kimle konuş falan. O kadar mı? O kadar. Peki şimdi ne istiyor? Yani o silah ne iş? Ya buna borcu olan birisi varmış. Git korkut. Gerekiyorsa topuğuna sık dedi. Ya Deniz bak, ben doğru bir adam değilim, tamam mı? Bir metre sabıkam var benim ya, tamam mı? Zamanında kafa kol kırdım, ağız burun dağıttım ama o gençken de abi, şu anda ulan dede olacağım ben ya, bıraktım bu işleri. Hele o silah milah ne alaka ya? Ama işte hata bende. Ben olayların buraya geleceğini tahmin etmeliydim. Ulan şu zamanda kim kime bu kadar parayı karşılıksız veriyor ya? Ah lan Özkan! Ulan bir kere de şu hayatta bir halta yara ya! Bir kere ya, bir şey de doğru yap lan. Ben bitmiş bir adamım Deniz. Ben bittim kardeş. Ulan keşke o kasada ölseydim ben. Keşke ölseydim. Can Bey, Ömer Bey, rahmetli Gülser'in halasının oğlu. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Sağ ol Azmi. Kusura bakmayın, yoruldunuz buraya kadar. Rica ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun Can Bey, sizi sormana. Sağ olun, biz de iyiyiz. Sizden iyi haberleri aldık. İyi olduk, teşekkür ederiz. Şey... Özkan geldi size. Ailenizde genetik bir hastalık olmadığını söylemişsiniz. Aslında vardı Cihan Bey. Teşhis konulmamıştı da el ayak titremesi vardı. Beyin filmini çekeceklerdi fakat ömrü vefa etmedi. Nasıl yani? Özkan'a ailemizde genetik bir hastalık yok demişsiniz. Niye öyle söylediniz? Cansu rica etti. Cansu sizi mi buldu? Evet, bize geldi. Babamlar bir şey sorarsa kesinlikle söyleme diye çok rica etti. Anladığım kadarıyla önemli bir şey var Cihan Bey. Bilesiniz istedim. Cansu neden böyle bir şey istedi Cihan Bey? Yoksa o mu hasta? Tamam, nasıl isterseniz. İyi günler, görüşmek üzere.
Merhaba Dilara. Hoş geldin Cihan. Oturabilir miyim? Tabii ki otur. Ne oldu Cihan? Cihan bir şey mi oldu? Oldu Dilara. Kötü bir şey oldu. Kızımız gerçekten hasta. Dilara. Gülseren'in bir akrabasını bulduk. Gülseren'in annesinde, akrabalarında da titremeler, işte Cansu'nun belirtileri varmış. Ne diyorsun? Cansu gitmiş, o adamı bulmuş. Babamlara sakın bunu söyleme demiş. Bebeğini düşünüyor işte. İyi görünmeye çalışıyor bize. Cihan. Evet. Cansu hasta. Ne yapacağız Dilara? Hı? Ne yapacağız? Aşkım. Cansu, niye üzgünsün sen böyle? Dedemi düşünüyorum ya. Nerede acaba, nasıl? Ayşe'yi o isteyerek öldürmedi, biliyorsun değil mi? Yani kendini tutmuş silahı, kendini öldürecekmiş aslında, kaza olmuş. Biliyorum Cansu, konuştuk ya biz bunları daha önce. Niye şimdi hatırlayıp kendini üzüyorsun sen? Ya dedeme üzülüyorum. Bilmem torununun çocuğunu görebilecek mi acaba? Dedem iyi bir insan belki de. Senin için öyle değildi, biliyorum. Yani annenin ölümüne sebep oldu sonuçta. O sebep olmamıştır belki de. Niye öyle dedin? Yani nereden biliyoruz? Ne gören var, ne duyan var. Haksızlık ediyorum belki. Dedem iyi bir adamdı Deniz. Çok kötü yönleri vardı ama... İyi yönleri de vardı. Yani beni çok severdi. Aşkım, niye böyle ölmüş gibi konuşuyorsun? Ölmüştür belki. Özkan'la. O silah ne iş ha? Dünürüm verdi oğlum sana. Engin, gözünü inanayım, bir de sen üstüme gelme kardeş. Zaten bitmiş durumdayım, ne olur. Tamam, peki. Bunca yıl yakınındaydım. Ekmeğimi, suyumu paylaştım seninle. Ama sen... Burhan bana senet imzalattı kardeş. Ne seneti lan? Senet. Rıza Taşçı'nın arabasını pert ettim ya. 400 bin liralık senedi çıkarttı, bana imzalattı. Haklıymışsın kardeşim. Babasının hayına vermemiş o parayı bana. Sen haklıymışsın. Oğlum, ne yapacağız peki? Ha? Vedat diye bir herif varmış. Al şu silahı, git herifi korkut. Gerekirse topuğuna sık dedi. Ben katil miyim oğlum? Ben harapçı mıyım lan? Bana bu hayatta her şeyi söyleyin lan. Malın önüne giderisin diyeyim. Beyinsiz salam fekesin değil ama. Ben katil olamam lan. Bu ne ya? Sakin ol Özkan. Git dinlen ha. Olur mu? Engin, ben hiç iyi değilim kardeşim ya. Tamam, dikkat et. Tamam. Eve git hadi. Hadi kafayı topla biraz. Sen tek kalacaksın. Hallederim ben. Git. Dikkat et. Gel, nerede o manyak alan? Nerede ruh hastası alan? Abla? Burhan. Dün, daha dün. Burhan. Burhan Bey değil yani. Kız dün.
lokantada 571 lirayı şırah ödedi. Üstüne de 100 lira bahşiş attı. Ondan sonra da çikolatalı sufle, yanına kahveler. Sonra da beni arabaya bindirdi. Tıkır 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 böyle. Kraliçeler gibi getirdi evime. Kahveye buyur etseydin bari. Ya sen öğreneceksin de adam olacaksın da ben ne göreceğim ya? İlk date'de kahveye çağrılır mı adam? Onu ikinci date'de yapacaksın. De diyeceksin ki, Burhan Beyciğim buyur, bir acı kahvemizi iç diyeceğim, o zaman gelecek. Date ne demek? Nasıl date ne demek? Ya ben Burhan'la çıkıyorum, ne demek date? Ay ablacığım, Özkan hoş geldin. Date? Date ya, ben buna İngilizce öğretiyorum. Kadın, ben sana o Burhan denen soysuzdan uzak duracaksın dedim mi demedim mi? Ha? Dedim. Ya Özkan yine mi bu böyle şiddet eğilimli oyuncakları aldın geldin? Ya götür bunu! Lan! Allah belanı vermesin senin, Allah belanı vermesin. Manyak! Ay Özkan, sen beni mi öldürmeye geldin? Ablacığım sen beni boş ver, kendine kıyma, senin çoluğun çocuğun var ablacığım. Ben sana o heriften uzak duracaksın dedim demedin mi? Dedin ablacığım. Niye dinlemiyorsun lafımı? Ablacığım vallahi dolaşmayacağım sen. Sus! Kapa çeneni. Alo Deniz. Abi neredesin, görüşelim mi? Tamam olur, nerede? Nerede bu ayakkabıların? Kız Hacı, sen beni yalnız başıma bırakıp kaçıyor musun yoksa? Vallahi Keriman, bu sizin aile meseleniz. Hiç karışamam, kusura bakma ha. Abla şunu! Aç şu kapıyı! Kadın beni çıldırtma, aç şu kapıyı! Hadi git çocuğu da al o zaman Keriman. Deli babasına bırakmayalım burada, yazık günah. Çocuğu niye bırakayım deli babasına ya? Sana... Ben gidiyorum bak hadi. Geç içeri, geç, 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 sen de geç, geç. Geç, 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 geç. Bana bak, şimdi aç o kulağını, beni çok iyi dinle Allah'ın olan utanı. Akşam can sonra yemeğe gideceğiz. O Burhan denen şerefsiz köpek de gelecek. O pisliğe en ufak bir bakışını yakalayayım. Yemin ediyorum abla, kafanı kopartırım senin. Yeminle söylüyorum, kafanı kopartırım. Sana gelince. Engin'e iyi bak. Hadi kaç ya, gelecekler şimdi. Yetişir yetişir, hiç merak etmeyin. Geldiler işte. Hoş geldiniz. Ay at şunu tut. Allah sana huzursuz nasıl huzur? Hoş geldin. Ah ablası bak, artık gözlüğü var, hüda verdi oldu bu. Ay, ay ağırlaşmış. Tabii canım, babasına sorarsan o bilmiyor oğlum diyor ama topaç gibi. Baksa indir kuzum, indirsen taşımadır. Ay indir. Şey geldi mi? Burhan Bey geldi mi? Yok, daha kimse gelmedi, gel. Nereye gidiyor Şişe? Ha. Nereye gidiyor Şişe? Oo, sofrayı güzel hazırlıyor bu. Bunlar sen mi yaptın kız? Bu öğreniyor, öğreniyor. Kimse senin gibi yapamaz ama. Tabii canım. Şunu ben yapacağım. Canım. 10 barbağını bir den yersin alacak. Gel. Ay kızım. Gel, nereye gidiyorsun? Abi bu işte sonuna kadar beraberiz, merak etme. Borcum benim borcum. Ödeyeceğiz. Ya saçmalama Deniz, Allah'ını seversen ne diyorsun ya? Olur mu abi öyle şey? Başına ne geldiyse benim babam yüzünden. Deniz, ne alakası var? Baban mı dedi mafyanın 400 bin liralık arabasını al ağaca geçir diye? Suç benim abi. Abi fırsat bildi, fırsat. Şantaj yapıyor ya, şantaj nedir ya? Pis işlerinde kullanıyor seni. Orası da öyle kardeş. Of Allah'ım, kafayı yiyeceğim ben, ne yapacağım ya? Sen niye öyle bakıyorsun kuzum? Sende bir şey var ya. Hı? Bende mi? Hı. Niye? Makyaj yapmamışsın sen, makyajsız çıkmazdın. Ne oldu? Ay bilmiyorum ki, bu ara biraz şeyim herhalde, bir üstümde bir kırgınlık bir şey var. Herhalde ondandır kuzum. İyi misin şimdi? Ay iyiyim anacığım, sen kurban olurum, sen üzülme. İyiyim, iyiyim ben. İyiyim. Yani keşke elinden gelse de şu parayı çıkartıp verebilsem. Ama yok. Ondan aldığım ne varsa hepsini geri verdim.
Ev de Cansu'nun zaten. Şirket ne oldu? Ne şirketi abi? Onu da yıkacağım yakında başına. Deniz koçum, bak sen karışmasan. Abi, biz seninle ne konuştuk? Ha? Sen sadece konuştuğumuz şeye uyu yeter. Merak etme, halledeceğiz. İyi kardeş, sen kafaya koymuşsun, ne diyeyim? Aynen. Koyurum. Çok güzel oldu. Sağ ol kızım. Cansu. Sana bir şey söyleyeceğim. Ha, söyle. Özkan babanın kocaman bir silahı var anacığım. Ne? Ödüm kopuyor. Nereden aldı ben de bilmiyorum. Koskocaman bir silah. Geçen aldı eve geldi. Evde çocuk var. Şeytan silahı da durur. Bu gerizekalı kimi sıkacak ne diyecek bilmiyorum. Ödüm kopuyor. Nereden bulmuş? Ne alaka, ben anlamadım ki. Bilmiyorum Cansu. Cansu senden rica. Deniz'e söyle. Bak baban Deniz'in sözünü dinler. Deniz alsın onun elinden silahı. Tamam geldiler. Ben konuşacağım. Sen merak etme. Hoş geldin. Hoş bulduk güzel kızım. Özkanlar gelmedi mi? Ben geldim işte. Merhaba Burhan Beyciğim. Merhaba Keriman. Hah, geldiler. Kucuğum. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Hoş bulduk oğlum. Merhaba abi. Merhaba Özkan. Oliş nerede? Yukarıda uyuyor. Deniz, bizim orada bir çocuk var. Sütlü tatlı dükkanı açmış. Artık manda sütünden mi yapıyor? Neyle yapıyorsa bir kazan gibi yapıyor. Nefis. Bir oturuşta. Üç porsiyon. Ayda Hanım. Ha. Sofra hazır. He. O sevdiğin incik kebabından yaptım. Sarımsak koydun mu? Aa, hiç koymaz olur muyum? İyi, tansiyonu sıfırladık desene. Ay Çağatay ne sever incik kebabını. Keşke o da olsaydı yeseydi. Ne güzel yiyor değil mi, iştahlı iştahlı. Aa, arasana yakınlardaysa o da gelsin. Aa, arayayım ya. Tamam, ben de sofraya bir tabak koyayım. Tamam. Alo. Çağatay, neredesin oğlum? Dışarıdayım Maide teyze. Niye? Hadi gel bize yemek yiyelim beraber diyecektim. Hatice çok güzel incik kebabı yaptı. Bir de mis gibi tereyağlı pilav var. Bayılırsın sen. Uzaktayım ben Maide teyze, yetişemem. Siz yiyin. Aa, neredesin uzakta bakayım? Bir arkadaş çağırdı. Ha, kız arkadaş mı? Yok, erkek. Aa, bir kız bul be Çağatay, hadi. Hani getirip elime öptürecektin. Beklemekten helak oldum ya. İnşallah Mali teyze. İyi, tamam tamam. Hadi iyi eğlenceler. Size de afiyet olsun. Yemeğe çağırıyor. Çağatay. Bir şey soracağım sana. Baban öldüğünde annenle böyle beş parasız ortada kaldığınızda kim yardım etsin? Kim elinizden tuttu? Kim okuttu? Bugünlere getirdi. Sen abi. Peki o zaman niye benim yanımda değil de halamın yanındasın? Abi sen dedin halam yanında olduğunu, ona dikkat et diye. Ama başka bir şeyler daha dedim değil mi? Halam attığı her adımdan haberim olacak. Aldığı her nefesi, yuttuğu her lokmayı bileceğim demedim mi? Dedin abi. Niye olmadı? Niye olmadı Çağatay? Üfürükten bilgileri verdin de bana Hazal'ın bu çocuğu bıçaklama olayını niye sakladın?
Abi, Maide teyze yemin ettirdi. Maide teyze yemin mi ettirdi? Ben de mi yemin ettirseydim sana Çağatay? Ben yemin ettirmediğim için mi söylemedin? Kafana silahı dayasaydım, Maide'nin adamı olmayacak mıydın? Ha? Siz hala yensiniz diye ben... Şşş! İyi dinle şimdi beni. İyi dinle. Bir daha söylemeyeceğim. Artık halay yeğenlik bitti. Anladın mı? Bundan sonra halamın aldığı her nefesi bilebilecek miyim Çağatay? Aklından geçen düşünceyi bilebilecek miyim Çağatay? Söyle bakayım bana. Hazan'ın bu çocuğu bıçaklama olayını sen mi temizledin? Evet abi. Evet. Nerede bıçak? Gir. Aa Su. Ha canım. Aa çıkıyor musun? Ha ha. Ya ben de bir yere gidelim mi diyecektim. Hayırdır nereye? Biri mi var yoksa? Tam değil yani belki. İhtimaller var sadece. İhtimaller. Yani bir tane de değil. İhtimaller hiçbir zaman bir tane olmaz ki. Bazıları bellidir görürsün, bazıları da gizlidir bilemezsin. Somut olarak kaç ihtimal var şu an elinde? Maalesef bir. Yani o da pek bayıldığım bir ihtimal değil. Ama ne yapalım, birçok da nedir? Sen herhalde geç gelirsin o zaman. Ama bak gelince bana her şeyi anlat olur mu? Ah tabii ki bebeğim her şey, her şey. Sen peki neden Mithat'la buluşmadın bu gece? Bilmiyorum. Ya Asu, ben Mithat'la devam edebilecek miyim onu bilmiyorum. Aa neden? Kızım sen aşıksın bu çocuğa. Ya öyle de Asu. Benim bir sırrım var. Mithat'la devam edersem onu nereye kadar saklayacağım? Çok zor bir durum. Canım ya ben geç kalıyorum. Kusura bakmazsın değil mi? Yok canım olur mu öyle şey tabii. Tamam o zaman. Ama bak gelince bana her şeyi anlatıyorsun. Tabii ki. Görüşürüz. Hadi canım. Görüşürüz. Diyor ki birçok beyazdan uzak dur diyor. Şeker, buz. Abin Allah'ını seversen bir sus. Sana ne isteyen istediğin yesin ya Allah Allah. Şimdi bu üçünü de löpür löpür yiyor ya onun için şey ediyor. Geldim. Bir şey yok tamam kase düştü sadece oturur musunuz? Görüşürüz. Aynen ya bir şey olmadı hadi otur. Deniz bak elimin titremesi geçmedi demek ki ilaç işe yaramıyormuş gördün mü? Cansu daha yeni kullanmaya başladım biraz zaman tanımam lazım diyeceğim. Hayır doktor ne dedi? Dopaminin titremeyi kesmesi gerekiyor dedi. Yok yok. Ay baksana Deniz, eller zıngır zıngır titriyor. Hasta değilsin kuzum, iyileşti. Hasta değilsin sen. Tabii canım, zaten Ömer abi de söyledi işte. Ailede öyle titremeli bir hastalık yok. Sevinmedin Deniz. Sevindim. Sevmez olur muyum? Öyle gibi gelmedi de. Gelmemiş olabilir çünkü doktordan duymak istiyorum Cansu. Resim kursağımda kalmasın. Doktor da söyleyecek, merak etme. Doktor da söyleyecek, ben de iyiyim, bebekte hiçbir şey yok. Tabii canım, benim kuzum aslanlar gibi maşallah. Torunum da gayet iyi, değil mi Burhan abi? Tabii canım. Hadi hadi, hadi yiyelim. Hadi. Evet hadi, hadi. Afiyet olsun. Haydi ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Anlıyormuş. Halil Bey. Asu, hoş geldin. Geçsene, bekleme. Candan mı geldi? Yok. Ne zaman gelecek? Bilmem. Hayır, nereye gitti? Boş ver şimdi Candan'ı.
Yine çok güzelsin be Asu. Sağ ol. Çok şıksın. Güzel giyinmeyi biliyorsun. Ben güzel giyinen kadınlara bayılırım. Öyle mi? Bu renk de sana çok yakışmış. Teşekkür ederim, ben alkol kullanmıyorum. Al. Teşekkür ederim. Halil Bey, madem Candan da gelmeyecek, benim çok da vaktim yok. Ben artık kalktım. Otur. Otur dedim. Ne yapıyorsunuz? Otur. Ne yapıyorsunuz Halil Bey? Asu, ne kadar güzel bir adım var senin öyle ha? Asu. Halil Bey, kendinize gelin. Bey, kendinize gelin. Ne yapıyorsunuz zannediyorsun be? Tanıma tanıma. Hallettin mi? Bugün mü halledecektim? Özkan, bugün yarın deyip beni oyalamaya çalışma. Senin gibi 1000 kişi geçti elimden bile. Yemem. Estağfurullah, ne oyalaması? Bir an önce hallet. Sen de rahat et, ben de rahat edeyim. Anlaştık mı kocam? Merak etme abi, halledeceğim. Bakalım, göreceğiz. Ha dur, bir şey soracağım. Bu Cihan Gürpınar hala teknede mi yaşıyor? Niye ki? Ne pis bir huyun var be Özkan. Soruya soruyla cevap verme. Bir şey sordum. Cihan Gürpınar teknede mi yaşıyor? Evet. Teknesinin adı ne? Abi. Özkan. Sunset diye bir şey. Niye? Hiç öylesine sordum. Kaynatıyorsunuz burada. Ya dün önümle sohbet ediyorduk. Baba tatlı çok güzelmiş ha. İyi ki almışsın. Özkan, hadi sen de tadına bak. Bakalım beğenecek misin? Hadi. Hadi şey içim abi. Soğuk.
gelinlik. Al bakalım güzel kızım benim. Ben de bir vazo getireyim ona bari de şu vazoyu. Değil mi? Başladın ha? Harun şirketinde çalışmaya. Başladım, başladım. Avans bile aldım. 10.000 dolar. Ne iş verdi sana? Hiç. Nasıl? Yani 30.000 doları sana ayda çalışma diye mi verecek? Hala bana güvenmiyorsunuz değil mi? Nedir bu? Başlangıç diyelim. Cayman Adaları'nda şirket ha? Paravan şirketi. Arm'ın karanlık işleri işte. Evet. 7 ay önce kurulmuş. Marzen Holding'in parası bu şirket üzerinden offshore hesaplara aktarılıyor. Peki sen nasıl aldın bu belgeyi? Böyle bir günlük mesai olmazmış. Cihan Bey. Harun hayatımızı mahvetmeden önce ben üst düzey bankacıydım. Hala bazı yüksek yerlerde dostlarım var. Peki. Bakın. Paravan şirketinin ortakları arasında kim var? Doğru mu? Kardeş kendine iyi bak, görüşürüz. Deniz, bak Cansu sağ emanet tamam mı kızım? Bir şey olunca haber ver, tamam mı? Hadi abla. Abla hadi. Geç abla. Çıksana sen Cansu. Konuşmayalım. Cansu bana bak, bana. Ben yapamam. Anladın mı? Bebeğime zarar verebilecek bir şeyi ben bile bile kullanamam. Sen bana söz vermedin mi? Ne olursa olsun bebeğimizi koruyacağım demedin mi? Cansu sen kime söz verdin? Sen etrafındaki bunca insana söz vermedin mi? Tedaviyi kabul ettin demedin mi insanlara? Annene, babana, bana yalan söylemedin mi? Cansu halinin farkında değil misin sen? Salatayı düşürdüm biraz önce. Ya sen hastalığının nereye gittiğinin farkında değil misin Cansu? Kendine gel. Deniz, bebeğimizden vazgeçmeyeceğim. Anladın mı? Söylediğin hiçbir şey beni bu fikirden vazgeçiremeyecek. O yüzden konuşmayalım artık gerçekten. Yeter, yeter! Cansu kendinden mi vazgeçeceksin sen? Hı? Bu kadar mı basit senin için? Sen nasıl bu kadar bencil olabiliyorsun? Nasıl bu kadar etrafındaki insanları düşünmeyebiliyorsun? Cansu. Bak aşkım. Sevgilim. Bak biz çok gençiz. İstediğimiz zaman bebek sahibi olabiliriz aşkım. Ne olur? Bu bebek doğacak. Tamam mı? Bu bebek ne olursa olsun doğacak.
Sen de bana yardım edeceksin. Böyle bir şey asla olmayacak. Sana zarar verebilecek hiçbir şey yapmam. Kardeş. Abi hoş geldin. Deniz, sen gelme kardeşim, ben yalnız gideceğim. Abi ben söyledim ya sana, dışarıda bekleyeceğim. Sen telefonu hazır ettin mi? Deniz hiç gelmiyor. Ne var ne yok adamla konuşacağım, tamam? Hayır abi, geleceğim. Deniz, koçum bak içimde kötü bir his var. Sana halledeceğim diyorum ya. Geleceğim dedim abi. Bitti. Hadi geç arabaya. Hadi abi. Hadi abi. İçmemiş. Hiç. Birini bile. Ne olacak peki? Bilmiyorum. Ya kızım ilaç bu ya. Bunu içeceksin. İlaç bu ya. Niye içmiyor Deniz? Bebek için. Bebeğe zarar verebilir diyor. Of Allah'ım ya. Gerçekten zarar verebilme ihtimali var mıymış? Kesin değil. Ama ihtimal var. Gelişme bozukluğuna yol açabilir diyor ilaç. Ya kızım daha çok gençsiniz ya. Önünüzde daha uzun zaman var ya. İçsin şu ilaçları. Onu bana değil abi, ona söyle. Aynısını söyle. Şaka mı bu ya? Değil. Harun Keyman Adaları'nda paravan şirket kurmuş Yıldırım. Kara para aklamak için. Ve bu şirketi Hazal da ortak etmiş. Kızımın haberi olmadan. Yani bu sahtekarlığa Hazal da ortak Yıldırım. İnanamıyorum ya. Aşağılık herif. Peki bundan Dilara'nın haberi var mı? Zannetmiyorum. Olsa böyle bir şey müsaade eder mi ya? Kızı. Ama söyleyeceksin değil mi? Hayır. Öyle bir şeyi Dilara'ya nasıl söylemezsin Cihan? Söyleyemem Yıldırım. Söyleyemem. O zaman Harun öğrenecek. Bu bilginin Selma'dan çıktığını anlayacak. Kadını tehlikeye atamam. Öldürür, mahveder kadını. Şu duruma bak. Yukarı dökürsen bıyık, aşağı dökürsen sakal. Bitireceğim o herifi Yıldırım. Bitireceğim. Doğru zamanı beklemem lazım. Az yemiş mi? Evet, Emine Hanım yedirmiş. Hazal kalkmadı mı? Kalktı, gelir şimdi. İyi değil mi? Toparlandı. İyi, merak etme. Sayende iyi. O bıçağı getirdin ya, her şey geçti artık. Asu, hadi kalk canım. Uykum var. Ya hadi ama ne çok uyudun. Hadi kalk ne olur. Rahat bırak beni. Ya Asu hadi bak, bugün spa'ya gideceğiz seninle. Çok güzel bir masöz gelmiş, mutlaka birlikte gitmemiz lazım. Hazal uykum var dedim sana, rahat bırak beni. Ya hayır uyuma. Hadi bana daha dün geceyi anlatacaksın. Ne oldu çok merak ediyorum. Rahat bırak beni dedim sana, rahat bırak. Rahat bırak dedim değil mi? Tamam ya, tamam. Ne bağırıyorsun?
Kadına söz verdim. Açık edersen hayatı tehlikeye bile girebilir. Bunu anlıyorum. Ama yine de bir şey yapmamız lazım Cihan. Yapacağım bunları. Yapacağım, elbet bir planım var. Ne planı? Bekle görünür, bekle. Zamanı var. Her şeyin zamanı var. Perişan edeceğim. Perişan edeceğim. Anasından indiği su burnundan getireceğim o adamı. Kahırdan ölecek, geberecek. Masalcığım, bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı. Ya anne, Asu sabahları hep böyle agresif mi oluyor? Hani ne biçim bağırmaktı öyle, kalk dedik diye. Hazalcığım, ay. Günaydın, ben sana mı bağırdım ya? O kadar korkunç bir rüya gördüm ki anlatamam. Birine bağırıyordum. Eğer sana bağırdıysam gerçekten özür dilerim. Yok, önemli değil. Ama sabah uyanınca çok agresif oluyorsun, haberin olsun. Öyle söylerler. Semacığım, ben bir yumurta alabilir miyim Beyazı'ndan? Tabii al. Azalı, sen işe gidecek misin bugün? Tabii gidecek. Artık iyileşti benim kızım, değil mi? Giderim tabii. Niye gitmeyeyim ki? Dilara, Hazal'ın artık o evde yaşamasını istemiyorum. Gelip alacağım onu oradan. Cihan? Cihan? Gelip alacağım Hazal diyorum Dilara. Duyamıyorum. Alo? Allah Allah, ne oluyor bu telefona şimdi? Gelip kapanıyor. Cihan, ben çıkıyorum. Cihan dur, nereye gidiyorsun? Cihan! Burası mı? Burası kardeşim. Dur şimdi kontrol edelim bir daha. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Hadi ben gidiyorum. Abi ben de gidiyorum. Deniz saçmalama. Ne yapacaksın gelip ya? Dur burada. Abi ya bir şey çıkarsa? Deniz bir şey çıkmayacak. Aynen konuştuğumuz gibi. Herif konuşturacağım ve kayda alacağım. O kadar. Tamam mı? Yavaş git. Dikkat et. Dikkat et. Geçen gün devirdiniz bir tane. Dikkat et. Güzel canım buyurun. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Aleykümselam. Buyur birader. Mermer mi baktın? Vedat. Evet. Yok, mermer lazım değil. Beni Çolak Burhan yolladı. Çocuklar siz bir depoya gidin. Bir tekrar malı sayın. Eksik vardı çünkü geçen gün. Eski birader, borcunun günü gecikmiş. Ödememiş. Sen kimsin? Ben kimsem kimim? Ne yapacaksın onu? Birader anlat bakalım ya, şu sizin mevzunuz ne aranızdaki? Sen niye borçlandın bu Çolak Burhan'a? Birader, ne iş? Ne iş derken? Merak ettim. Merak iyi bir şey değildir. Etrafta meraktan ölen insanlar da var. Sen ne ayaksın da öyle artist artist konuşuyorsun? Seni insan yerine koyduk da muhabbet edelim dedik. Neyse vazgeçtim. Ödene borcunu. Doğru konuştu lan. Ne yapıyorsun lan sen? Bir dilere mi kaldı tahsilat yapmak? Deniz! 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 Thank you.
değiliz. Gel lan! Gel! Kaç şu. Git buradan. Abi ne yapıyorsun? Git buradan. Abi bırak şunu. Sen bir şey yapmadın, ben yaptım. Abi ver şunu, ver. Hiç ses konuşun, polisler gelecek. Abi. Cansu'yu düşün. Çocuğunu düşün. Git buradan. Git buradan. Çabuk. Cihan Gürpınar. Ne oluyor Cihan? Bilal, Hazal'a söyle. Eşyalarını toplasın, onu götüreceğim bugün. Artık burada kalmayacak. Cihan, ne oluyor böyle apar topar? Hazal'ı götürmeye geldin, öyle mi? Evet. Kim gönderiyor ki Hazal'ı? Zahmet etmişsin. Hazal hiçbir yere gelmiyor. Cihan, ne bu şimdi? Bilal'a söyle Hazal'a, eşyasını toplasın, buraya gelsin. Götüremezsin dedim Cihan, götüremezsin. Bak, sorun çıkacak abi.